Değerli arkadaşlar, bu dersimizde klavyenin saklanmasını göstereceğiz. Bunun için hemen bir proje oluşturalım ve bu projenin üzerinde bunu da görelim arkadaşlar. 109. projemiz. Şurayı İngilizce yapmamız lazım. 109. projemiz. Klavyenin saklanılması mı veya da gizleme. Klavyeyi gizleme diyelim. Hemen projemizi oluşturdum. Arkadaşlar, bir önceki projenin hemen gidelim bir kodlarını, aslında orada bir kod yoktu da arayüz var. Onu alalım. Şurayı olduğu gibi alalım. Acaba bunları kopyalayınca buradaki özellikler de beraberinde geliyor mu? Onu da görmüş olalım. Bir de bu projeyi bir daha çalıştırayım. Size simgeleri de göstermiş olalım. Şöyle home dediğimizde şu yukarıda bakın. Şöyle bu az önceki bıraktığımız simge de buraya gelmiş oldu. Şimdi bir dakika. Şurayı kapattık. Stop dedik. Şunu kapatabilirsiniz böyle. Kendi projemize gelelim. Şu son projemiz yani 109. proje. Şimdi geldik şuradaki arayüze. Aşağıya doğru bir yere. Bakın şöyle de iki kere üstüne basarsanız şu ekranı burada açar. Yani şöyle kullanabilirsiniz yani yerine göre. Şimdi bir diyeceksiniz ki ya hocam ben bir şeyi göremiyorum ama şuna basarsanız V ve arkadaşlar buraya gelirsiniz. Yani onu da söylemiş olayım. Bakın tam olarak buraya geldi. Bakın burada da aynı şekilde V ve basarsanız buraya gelir. Bir çalıştıralım bakalım yani görünüm bir nasıl oluyor. Bakın arkadaşlar, aşağıdaki özellikler değişiyor. Demek ki kopyalanarak da arayüzden getirirseniz arkadaşlar yani şuradaki yaptığınız değişiklikler aynen gelir. Bunu da burada görmüş olduk. Şimdi bizim buradaki asıl gayemiz yani bu ders için burada bu klavyenin saklanılması. Gelelim o zaman şu view kontrollere. Arkadaşlar nasıl oluyor bakalım. Öncelikle şurası değişkenlerimizin tanımlandığı yer. Burada gerçi biz değişken olarak şöyle bir şey tanımlayacağız. Bir tane arkadaşlar burada İki yoldan size söz edeceğim. Bunlardan bir tanesi bizim şu tasarımımızda böyle bir tane düğme bırakmak. Yani şu zemine arkadaşlar şuraya yani şu köşeden itibaren bir düğme bırakıp bakın bir tane buton bildiğiniz buton bırakıp bu butonu şöyle bakın ayarsanız projenin tamamına şöyle bu butonu büyütelim. Şöyle kocaman bir şey olsun. Şu view'in tamamına. Bakın butonu büyüttük. Butonumuz şu anda kocaman bir buton oldu aslında. Yani şöyle şu büyüklükte. Şimdi bu butonun gördüğünüz gibi yani olayları var. Yine kendine göre. Bu butonu geri plana alabiliriz arkadaşlar. Yani şuradan editörden bakın butonu geriye çekeceğiz. Şuradan arrange ama önce butonu seçmemiz lazım tabii ki. Editör arrange bakın send to back dersek bakın şu en geride bir tane ne buton var artık. Yani bir tane buton var ve biz bu butonun üstüne geldiğimizde bir olay verebiliriz artık. Yani bu da kullanılıyor arkadaşlar. Yani bu tarzda bir yaklaşım var. Gelelim şu kod bölümüne. Kod bölümünde şimdi bu buton için bir şeyler oluşturmamız lazım. Onu oluşturalım. IV. Burada ne yazılır? Burada bir değişkenlerimiz. IV outlet. UI. Text field'lerimiz var arkadaşlar. Text. Şöyle yazayım o zaman. Text field diyelim. Buna diyelim ki şöyle yıldız varsayılan
varsayılan. İsmi böyle olsun. Şunu kastediyorum. Şu birinciyi arkadaşlar. Şunu kastederek varsayılan dedim. Ve bunun bir tane nesi olacak? Property'si olacak. Burada property'yi koyup sonra da nonatomatik dedikten sonra bellekte yer ayırmamız lazım. Virgül retain dedikten sonra şurayı aynen kopyalıyorum. Bir boşluk atıp bunu buraya yapıştırmış olduk. Bir de arkadaşlar o geri plandaki düğmenin hani bir vazife alması için IBAction bir tane oluşturuyorum. Buna da diyorum ki klavyeyi sakla. Yani böyle bir metot ismi verdik. Şu son tarafındakini de doğru yazarsak tamamdır. Şunu da kopyaladım şimdi. Şu görünüm tarafına geldik. Burada yapmamız gereken şey şimdi kodumuzu yazıp arkadaşlar en iyi şekilde yani en pratik şekilde diyeyim. Yani o kaybolma olayını gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu bir yapıştıralım. Şurası property olmayacak. Burası uygulama dosyası olduğu için synthesize olacak. Şu kenardakini saklıyorum arkadaşlar. Yani şöyle işimizi kolaylaştırsın diye. Burası da bakın sadece property istiyor. O zaman şöyle olacak. Yani şu varsayılan dediğimiz şey gelecek ta buraya kadar arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi de bu klavyenin burada şu şekilde kaybolması için çok basit bir kod arkadaşlar. Öyle uzun bir şey değil. Bakın şu varsayılan diyorum. Re neydi? Resign. Öyle hatırlıyorum. Resign first responder. Evet bu. Bunu seçiyoruz. Şimdi bakın. Bu bizim text build'imizi ilgilendiriyor. Burası da bizim düğmemizi. O zaman gelelim şu görsel arayüze. Şurada view'imize. Şunda üstünde sağa basıp bakın burada bir outlet olacağını söylüyoruz. O bizim varsayılan outlet'imiz. Yine bakın burada da bir düğmemiz var. Şurada şu geride. Yani şuna da şöyle basıp touch up inside olduğunda bu düğme. Bakın klavyeyi sakla dedim. Bu ne demek? Çalıştıralım. Çalıştıralım. Bakın şimdi çalışıyor. Diyelim ki buna bir şeyler girdik. Adımızı yazdık. Sonra bakın şu zemine gelip tıkladığım anda klavye yok oldu. Yalnız bir dikkat edin. Buraya dikkat edin. Bakın bir düğme olduğu için sanki üstüne basılmış gibi oluyor. Bunu da şöyle bir çare bulabiliriz. Şu kenardaki özellikleri açalım. Şu düğmeyi seçelim. Bakın düğmenin burada özellikleri var. Bunu custom'a getirmemiz lazım. Bu şekilde olursa bakalım acaba ne olacak? Yani öncelikle isimimizi girdik. Sonra da yok ettik. Bakın arka zeminde bir böyle bir mavileşme falan olmadı artık. Klavyede temizleme özelliği var. Yani bu sebepten dolayı şey yapıyor. Şu klavyenin şurada şu temizleme özelliğinden dolayı yazdığımız şey kayboluyor. Şimdi bunu diğerleri için de uyarlayabilir miyiz? Mesela diğerleri için de diğer düğmeler için de tabii ki uyarlarız. Bunlar için de yine oluştururuz şu içeride kendimize ait şu IB outlet'i çoğaltırız. Yani şöyle yazabilir miyiz IB outlet'i şöyle peş peşe. Bakın bunlar çünkü bir tane daha böyle yazalım. URL diyelim. Yani bunun için. Şöyle bir şey olsa. Bunların başına şöyle bir şey de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani programcılıkta bir taktiktir. Şu TXT. Yani daha güzel böyle gösterir. Yani şöyle peş peşe TXT. Orada başka ne vardı? TXT. TXT. Telefon vardı. Tel no diyelim. Yine virgül.
Öyle. TX'te başka ne vardı? Sayı vardı yani şöyle sayı. Acaba böyle bir şey yazabilir miyiz? Yani buna izin verir mi? Hani böyle olursa ne olur? Şunları da aynen alalım. Kopyalayalım. Yani bu şekilde böyle çoklu olarak hani seri bir şekilde kolayca yazabiliyor muyuz? Görelim. Şu son bölüme de şu yukarıda yazdıklarımı aynen getiriyorum. Sadece önlerindeki yıldızları yok. Bakalım bir nasıl bir tepki verecek. Hata verir mi? Yani vermezse bu şekilde yazın çalışın. Bunu niye gösteriyorum? Yani böyle uzun uzun kod yazmanıza gerek var mı yok mu? Bunu birlikte görelim diye. Ha, burası için farklı tabii. Burası için şöyle bunu yazacağız arkadaşlar. Yani şunun içinde burası TX'te. Bakın TX'te Telno. Şunun içinde TX'te sayı mı var? Tamam. Yani bunlara da tıklanıldığında silinecek. Peki ya bunun üstüne gelelim. Outlet. Bu neydi? URL. Bakın tanımlayabiliyormuşuz. Yani bir de buradan da kontrole basıp da böyle de gidebilirdik. Bakın böyle de olur. Bir de bir yol daha vardı. Neydi? Bunu seçip telefon no'yu seçip şuradan özelliklerden yine outlet'ini seçebiliyorduk yani. Bu da bir yol. Yani siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Burada biz e-postayı da unutmuşuz. Şimdi onu da ekleriz. Bir çalıştıralım. Bir çalıştıralım. Çalışsın. Şimdi buraya bir şeyler girdik. A diyelim. Bakın klavye kayboldu. Buraya da diyelim bir şeyler girdik. Bakın klavye kayboldu. C dedim. Klavye kayboldu. D dedim. Klavye yine kayboldu. Buna geldim. Klavye kaybolmadı. Çünkü buna bir şey yazmadık. Buna da hemen bir tane yazalım. Burada bir şeyi öğrenmiş oluyoruz. Demek ki dahi bir outlet'i şöyle hepsi aynı tipte ise böyle peş peşe yazabiliyoruz. Yani bunu görmenizi istedim. Buraya action değil. Veya da isterseniz bu şekilde böyle uzun uzun yazabilirsiniz. Bu da bir yol. Bu da TX'te e-posta diyelim. Şöyle noktalı virgül. Yani bunun içinde oturup şu kodu tekrar böyle yazmanız icap ederdi. Yani bakın aynı kodu böyle alt alta bir daha yazmanın gereği var mı bilmiyorum. Yani bazı arkadaşlar yazıyorlar. Yani diyor ki daha okunabilir oluyor diyor. Yani okunabilir de bir zaman kaybı. Şöyle ne vardı? TXT e-posta. Yani bunların her biri için böyle tek tek bunu yazmadık. Şöyle seri bir şekilde bunu yazdık yani. Ha burada peki ya bunu böyle belirttik diye ille de gidip burada ille de synthesize'ın yani bir daha mı böyle tanımlayacağız? Hayır arkadaşlar böyle bir sorumluluk yok. Şuraya gelip TX'te e-postayı da doğrudan bırakabilirsiniz. Sorun olmaz. Şuraya yalnızca bu metotları çağırırken böyle çağırmak zorundayız. Al. TX'te e-postayı da verdik. Yani o da yani onun üstüne de gelindiğinde yine saklanılsın diyeyim. Şurada sadece bir bağlantı kurmamız lazım. Bağlantıyı da şöyle yapalım. Buradan outlet'i buraya getirip dur, şöyle e-postayla bunu da bağlarsak bunun çalışması lazım. Bekliyoruz. Hazırlanıyor projemiz. Bakın e-postamız da geldi. Şöyle et işaretlerimiz. Bakın saklandı. Telefon sayısal saklandı. Bu da sayısal saklandı. URL'imiz buraya da artık bir şeyler işte yazdığınızı varsayıyorum. Yani veya da şöyle sildiniz. Yani
saklandı. Bu da varsayılan, bu da saklandı. Evet. Arkadaşlar bu bir yoluydu. Bir dahaki derse de ikinci yolunu göstereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.